Evet Sayın Valim, ne dedi program şimdi? Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Mozaik. Evet. Evet. Fotoğraf var. Sayın Bakanım, buradayız. Öğreniyorsunuz. Aferin. Bravo aleyküm. Hem gideriyorlar, fazlasını satılıyor. Kime satılıyor? Biraz geri gel. Biraz geri gel. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Buradaki Suriyelilerin ve Irakların neye ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Türkiye'nin sağladığı imkanları da biliyor. Ama yardım etmekte nedense çekimser davranıyor. Şimdi burada yaşayan insanlara gelip yardım elinizi uzatmazsanız, Türkiye ile beraber işbirliği yapmazsanız o insanlar size gelecek zamanla. Avrupa Birliği'nin bugün daha fazla duyarlı olmasının sebebi de bu. Maalesef bu. Söylemek durumundayım. İnsan haklarının, hukukun, demokrasinin evi olan Avrupa Birliği'nin insan hakları konusunda sadece bir ucu kendisine dokunduğu zaman reaksiyon göstermemesi gerekiyor. Dost gibi açık bir şekilde bunu söylüyoruz. Etkileyen bir engel umarım en kısa zamanda. Bu ay sonunda herhalde. Doğrudan bu para burada yaşayan Suriyeli ve Iraklı yani mülteci kardeşlerimize ilave proje, ilave hizmet olarak kullanılacak. Yani bu projelerde bu parayı harcayacağız. Dolayısıyla İtalya ile Avrupa Birliği'nin kendi arasındaki bir konudan dolayı bunun engellenmesi doğru bir yaklaşım değil. Ama buradaki kampların dünyadaki en iyi kamplar olduğunu herkes söylüyor. Ama sadece bunu söylemek yetmez. Daha fazla katkı sağlamaları gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye'de yaşayan Suriyelilere çalışma izni başta olmak üzere diğer imkanları da sağlamaya çalışıyoruz. Hava da güzel tam bahar havası.